Merhaba, ben Erol. Bu videoda yanımda Apple Watch 6'nın birebir neredeyse çakması bulunuyor. Dış tasarım olarak tamamen Apple Watch 6'nın çakması diyebilirim bu akıllı saat. Gerçekten tasarım olarak, hafiflik olarak, verdiği hissiyat olarak Apple Watch 6 ile birebir aynı. Bunun dışında bazı özellikleri sayesinde diğer akıllı saat modellerinden gerçekten kendini öne atıyor fakat bazı eksik yönleri de var. Gelin bu videoda Apple Watch 6'nın çakması olan HW19 modelini inceleyelim. Bakalım bize neler sunuyor bu akıllı saat. Alınır mı alınmaz mı, bunlar hakkında konuşalım. O zaman gelin bu bakış açısından diğer bakış açısına geçelim. Tekrardan merhaba. Şimdi kutumuz bu şekilde geliyor. Kutuda 1.77 inç olduğu yazıyor işte. Ondan sonra HD ekran. Bunun dışında 30 gün işte şarja takılı olmadan sadece bekleme süresi vesaire bulunuyor gibi özellikleri bulunuyor. Kutusu bu şekilde. Kutusundan çıkarttığımız zaman saat bu şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde karşımıza çıkıyor. Öncelikle kutusundan iki tane kordon çıkıyor. Plastik kordon yerine bu kordonu seçtim. Çünkü plastik kordon gerçekten rahatsız ediyor insanı. Bir zaman sonra o rahatsızlığı kesinlikle ve kesinlikle hissediyorsunuz. Kumaş olan, yani bu kordon gerçekten çok rahat. Yani normalde ben akıllı saat ya da normal saat takan birisi değilim. Fakat bu akıllı saati kullanırken hiçbir şekilde hiçbir rahatsızlık gram duymadım. Şimdi dış tasarımına geldiğimiz zaman öncelikle kordonu bir çıkartalım. Sade hali bu şekilde. Ön taraftan baktığımız zaman gerçekten ekranı çok büyük ve pikselleri çok yakından bakarsanız anca sayılıyor. Bunun dışında pikseller hiçbir şekilde sayılmıyor. Yan tarafa geldiğimiz zaman bir tane düğme bulunuyor ve bunun altında bir tane daha düğme bulunuyor. İkisinin de işlevi aynı diyebilirim. Ve ayrıca bu dönme özelliği, yani şu, menüye girdiğiniz zaman çalışıyor. Bu düğmenin çalıştığını gördüm. Bunun dışında bastığınız zaman geri gidiyor ve alt taraftaki tuş ise aynı işlevi yapıyor. Fakat ana menüye geldiğiniz zaman bu tuşa iki kere bastığınız zaman menü tasarımı değişiyor. 3 tane menü tasarım var. Bunlar arasında istediğinizi seçebilirsiniz. Alt tarafına geldiğimiz zaman hiçbir şey bulunmuyor. Üst tarafında da aynı şekilde. Burada sadece kordonu takıyorsunuz. Sol tarafa geldiğimiz zaman ise bir tane mikrofon bulunuyor. Sağ tarafta ise bu iki tuşun arasında bir tane mikrofon bulunuyor. Telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz fakat telefon görüşmesini ben yapamadım ama akıllı saat üzerinden müzikler dinleyebiliyorsunuz ve videolarınızı izleyebiliyorsunuz. Gerçekten gecikme yapmadan bunları dinleyebiliyorsunuz. Hatta isterseniz bir tane şarkı açayım. Ses kalitesini görün. Telefona bağlamak için üst taraftan çekiyoruz. Şunu açıyoruz. Açtıktan sonra birazdan Bluetooth'a bağlanır zaten. Tamamdır, bağlandı. Bu ses telefondan değil, direkt akıllı saat üzerinden çıkıyor. Normal telefonun sesi ise farkı bence anlamışsınızdır. Arka tarafına geldiğimiz zaman ise arka tarafında bir sürü sensör bulunuyor ve burada bir tane IP67 sertifikasını görebiliyorsunuz. Yani yazılı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca üst tarafta da şarj soketleri bulunuyor ve buradan kan basıncı, işte oksijen, tansiyon vesaire ölçtüğü sensörler bulunuyor. Yani birebir neredeyse Apple Watch 6'nın tamamen tıpatıp aynısı. Şimdi gelelim kordon kısmına. Kordon kısmına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi şöyle bir tane kordonla geliyor. Bunun yanında ek olarak kutusunu açtığımız zaman şöyle bir tane plastik kordon bulunuyor, yine yeşil olarak. Kaliteli ama beni çok rahatsız ediyor. Ben bunun için kumaş kordonu kullanmayı tercih ettim. Ve son olarak kutusundan bir tane şarj aleti çıkıyor. Bunu normal USB girişine bağlıyorsunuz. Fakat şöyle bir eksikliği var. Maalesef ki kordonla birlikte buraya takamıyorsunuz. Yani mıknatıslı bir yapı olsaydı gerçekten çok iyi olurdu. Fakat maalesef ki mıknatıslı bir yapı bulunmuyor. Direkt bu şekilde oturtup şarj edebiliyorsunuz. Şarj süresinden bahsetmek gerekirse, yani normal kullanımda 2 günü çıkaracaktır bu akıllı saat. Fakat eğer ki bütün özellikleri açarsınız bir günde bir kere şarj etmeniz gerekiyor diyebilirim. Şimdi bu şekilde tutacağım akıllı saati. Çünkü bu şekilde tutmam bence daha mantıklı. Öncelikle ana menüye girdiğimiz zaman ana menüde burada daha ayrıntılı şekilde göstermek için iki kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi tansiyon özelliği bulunuyor. Kan oksijen özelliği bulunuyor. Veri kısmı bulunuyor. Burada işte verileriniz bulunuyor. Aşağı tarafa da bu şekilde inebiliyorsunuz. Donma ve kasma gerçekten çok az bir şey var. Yani eski modellere göre gerçekten çok çok az var. Yani sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Uyku takibi yapabiliyor. Bunun yanında kapalı ve dış mekanlardaki sporları da takip edebiliyor. Toplamda 12 tane spor modu var. Bu spor modları arasında size uygun olanları seçebiliyorsunuz. Ayrıca bunları ayırmışlar. Hatta 12 değil, 13 tane spor modu var. Telefon kısmına girdiğimiz zaman telefonu şu an bağlı değil. Fakat telefonda görüşme yapabilme özelliği var. Ben bunu beceremedim maalesef ki. Ne kadar uğraşsam da telefonda konuşmuyor, bu akıllı saatte yapamadım. Hava durumuna girdiğiniz zaman burada direkt telefonla uygulamaya senkronize ettiğiniz zaman hava durumunu buradan takip edebiliyorsunuz. Ayrıca nefes alma egzersizleri de bulunuyor. Bunları göstermeye gerek yok. Çünkü gerçekten bütün hepsinin işlevsel olarak doğru düzgün çalıştığını söyleyebilirim. Kronometre ve müzik kontrolünü de buradan yapabiliyorsunuz. Fotoğraf çekmek istediğiniz zaman buradan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir eksiğini var. Maalesef ki uygulamaya girmeniz gerekiyor. Geri sayım,
basınç. Basınca girdiğim zaman ben çalışıp çalışmadığını anlamadım. Çünkü hep 0-0 gösteriyor. Bunun için nasıl bir şey yapmam gerekiyor? Bir fikrim yok. Fakat basınç maalesef ki çalışmıyor. İleti kısmına değineceğiz. Burada mesajlar gözüküyor. Mesajlar kısmında direkt alt taraftan çektiğiniz zaman oradan da görebiliyorsunuz. Buralara zaten birazdan geleceğim. Hesap makinesi en işlevsel özelliklerinden bir tanesi, gerçekten küçük bir yere. Küçük bir hesap makinesi sığdırmışlar ve kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman ayarlar kısmında karartma, parlaklık ekran süresi, yani ne kadar açık kalsın, ekran kapanma süresi, telefon ayarları, akıllı saati kaldırdığın zaman uyandır modu, ses ve titreşim, ayrıca mikrofonu ve hoparlörü olduğu için hem titreşim var hem de hoparlörü var, ses alabiliyorsunuz buradan. Bunun dışında ilk geldiği zaman İngilizce olarak geliyor, siz buradan dil ayarlarına gelip Türkçe'yi seçebiliyorsunuz, yani Türkçe dil desteği var, parola koyabiliyorsunuz isterseniz. Fakat ben şu an parola koymayacağım, uğraşmak istemiyorum çünkü. Bunun yanında yeniden başlat, fabrika ayarlarını sıfırla ve kapat seçenekleri bulunuyor. Geri çıktığımız zaman burada kalp atış hızını gerçekten çok düzgün ölçtüğünü söyleyebilirim. Burada sizin vaktinizi çalmak istemiyorum gösterip de. Ve tansiyon, kanın oksijen değerini vesaire, bunları gerçekten doğru bir şekilde ölçebiliyor. Yani hiçbir şekilde yalan bilgi sunmadan sensörlerle birlikte ölçebiliyor. Şimdi ana menüye tekrardan geldiğimiz zaman öncelikle şuradaki düğme ile birlikte çevirirseniz bu şekilde bu kadranlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Maalesef ki bu kadar kadran var yüklü olarak gelen içinde. Bunun dışında kadran yok. Diğer kadranları yükleyebiliyorsunuz. Fakat bunları uygulama kısmında göstereceğim. Üst taraftan çektiğiniz zaman Bluetooth'ta bağlama tuşu var. Normalde Bluetooth'ta bağlı, fakat bunu açtığınız zaman ses olarak bağlıyorsunuz. Yani hoparlör olarak telefonu kullanabiliyorsunuz. Fakat bunu kullanacağınızı fazla zannetmiyorum. Çünkü çok sesli. Maalesef ki ses kalitesi gerçekten fazla kötü oluyor. Yani çok cızırtı yapıyor. Ve ses kalitesi slow şarkılar dinliyorsanız iyi diyebilirim. Buradan her zaman açık ekran seçeneği var. Bunu aktif ettiğiniz zaman her zaman ekranımız açık oluyor. Hatta bunu aktif edelim. Bunun yanında alt tarafta da gereksiz özellikler var. Ve bunların altında ise şarjını ve telefona bağlı olup olmadığını gösteriyor. Alt taraftan çektiğiniz zaman bildirimler kısmı var. Bildirimler kısmında şunu söyleyeyim. Bütün bildirimleri rahat bir şekilde gösterebiliyor. Fakat WhatsApp'ta 3 kişi bir anda mesaj atınca maalesef ki 3'ünü ayrı ayrı göstermiyor. 3 tane WhatsApp'tan bildirim geldi diye mesajları gösteriyor. Yani bunun sebebi maalesef ki akıllı saatten değil, telefondan kaynaklı. Sizin telefonunuz başka bir markaysa belki böyle bir sorun yaşamazsınız. Sol taraftan çektiğimiz zaman alt tarafta son kullandığımız özellikler var. Üst tarafta ise SOS, cihazı bağlamak için bir tane QR kod geliyor. Buna buradan direkt ulaşabilirken üst tarafta ise tarih ve saat kısmı bulunuyor. Sol taraftan çektiğimiz zaman burada direkt atayabildiğiniz özellikler var. Kalp atış hızını atamış kendisi, veri atamış, havayı atamış ve isterseniz başka özellikler de atabiliyorsunuz. Bence müziği ilk başa atayım. Şöyle geri gelelim. Şunları kaldıralım bu şekilde. Direkt müzik uygulamasını buraya alın. Müzik kontrolünü direkt buradan yapabiliyorsunuz. Yani sağdan soldan çektiğiniz zaman bu şekilde geliyor. HW modellerinde genellikle bu arayüz maalesef ki kasıyor. Fakat şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi burası hiçbir şekilde kasmıyor. Yani çok az bir kasıntı var. Göze batmayacak şekilde. Bunu biraz daha küçülttüğünüz zaman şu şekilde kasma tamamen gidiyor. Tabii bu şekilde kullanmayacaksınız, fakat tamamen yaklaştırdığınız zaman neredeyse çok çok az kasma var. Hani şöyle göstereyim size. Çok çok az kasma var. Bu da bence göze batmaz. Yani arkadaşlarıma gösterdiğim zaman bu saati Apple Watch 6'dan kesinlikle hiçbir şekilde ayırt edemediler. Neredeyse aynı dediler. Kadrana takmak istediğiniz zaman biraz kadrana takması zor diyebilirim. Şu an tak diye oturdu, fakat normalde ilk başta soktuğum zaman gerçekten çok çok uğraştırdı beni. Şu şekilde şurada siyah yer olan akıllı saatin hemen ekrana bakacak şekilde takıyorsunuz. Yani şu an tak diye oturdu. Yani aşağı yukarı diye fark ediyor. Bunları bir kere oturttuktan sonra zaten anlıyorsunuz. Uygulamasına geçeceğiz. Fakat uygulamasına geçmeden önce gerçekten akıllı saat ağırlığıyla birlikte, kalitesiyle birlikte çok çok iyi diyebilirim. Şöyle göstereyim size. Şu cırtını açıyorsunuz hemen. Koluma takayım şöyle. Bileğim biraz benim ince normal insanlara göre ya da erkeklere göre. Fakat bileğim de tam oturuyor. Ve bunun yanında gerçekten ağırlığını hiçbir şekilde hissetmiyorum. Şimdi gelelim uygulamasına. Uygulamanın ismi Wearfit Pro. Wearfit Pro'ya girdiğiniz zaman ilk önce cihazı alt taraftan bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra ekipmanlar kısmından bağlıyorsunuz. HV19 olarak bağlantı kesildi diyor şu an, fakat tekrar bağlayalım, yeniden bağlan diyelim. Burada gördüğünüz gibi HV19 akıllı saatin bağlı olduğunu gösteriyor ve şarj durumunu gösteriyor. Burada bir sürü kadran seçenekleri var, fakat şöyle bir eksisi var bu akıllı saatin. Kadranlara girdiğiniz zaman, ayrıca bundan da bahsedeceğim birazdan. Maalesef ki hepsi ücretli, fakat eski APK'sını indirdiğiniz zaman arada ücretsiz bir sürü kadran bulunuyor. Bunun dışında maalesef ki uygulamada 2'de bir reklam veriyor. Reklamlar çok fazla, yani interneti kapatsanız bile internet yetkisini verdiğiniz zaman ayarlardan gidip mobil veriyi vesaire açıp yine o reklamı size illaki gösteriyor. Bir sürü kadran var, fakat maalesef ki bunların ücretli olması gerçekten çok çok kötü. Fakat PayPal'la ya da başka bir şeyle bu ödemeleri 1 dolar ya da 60 cent gibi ödemeleri yapıp bu kadranları indirmeniz gerekiyor. Bu gerçekten çok eksi bir yön. Alt tarafa indiğimiz zaman hava durumu vesaire buradan izinlerden verebiliyorsunuz. Bildirim kısmında yine WhatsApp bildirimleri, arama bildirimleri vesaire yine buradan görebiliyorsunuz. Alarm kısmına geldiğimiz zaman alarm kurup telefondan kaldırmasını isteyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten kullanışlı. Çünkü gerçekten çok net bir şekilde hissettiriyor. Yani sizi kesinlikle sabahleyin kaldıracaktır. Sağlık hatırlatıcısı ise girmek istemiyorum çünkü reklam verecek. Hatta
kapatayım. Girdiğiniz zaman burada hareket hatırlatma ve su içme hatırlatma var. Bunu 45 dakikada bir yapmayın. İkide bir sizi rahatsız ediyor. Sinir küp oluyorsunuz. 2 saat, 3 saatte bir yapın. Kendiniz nasıl istiyorsanız. Fotoğraf çekme özelliği. Direkt zaten akıllı saatin üzerinde daha demin göstermiştim. Buradan gidip anca o şekilde uzaktan denkleşir olarak ayarlayabiliyorsunuz. Saati bul özelliği var fakat bir titretiyor. Bu kadar. Daha bir şey yapmıyor. Üst üste basmanız gerekiyor bulmanız için. Diğer ayarlar kısmına girdiğiniz zaman saat uyandırma, 12 saatlik zaman dilimi vesaire bunlar var. Sık görüşülenleri ekleyebiliyorsunuz. Burada numaralar gözükebilir diyecektim. Gözükmüyor. Buradan 8 tane numara ekliyorsunuz. Bu 8 numara sayesinde akıllı saatinize telefonu bağladığınız zaman telefondan arama yapabiliyorsunuz. Fakat maalesef ki mikrofon ve hoparlör olmasına rağmen akıllı saatle görüşme yapamıyorsunuz. Bunu büyük ihtimalle gelen güncelleme ile birlikte çözeceklerdir diye düşünüyorum. Fakat güncelleme ne zaman gelir hiçbir fikrim bulunmuyor. Bunun dışında arayüzümüz bu şekilde. Aşağı tarafta hareket kısmı var. Yürüme kısmı, bisiklet sürme, dağ tırmanışı gibi özellikleri GPS'i direkt telefon üzerinden kullanırken akıllı saat üzerinden de takip edebiliyorsunuz. Ana sayfaya geldiğimiz zaman ise burada tansiyonunuz, oksijen miktarınız, kalp atış hızı vesaire buradaki verileri görebiliyorsunuz. Yani burada akıllı saatten telefonu aktaran verileri görüyorsunuz. Kısacası akıllı saat bu şekilde. Yani bunun dışında fazla bir özelliği bulunmuyor. Akıllı saat kullanışımı tasarım olarak gerçekten çok çok iyi karizma duruyor. Yani aynı Apple Watch 6'ya benziyor. Ayrıca biraz da parmak izi bırakıyor diyebilirim her akıllı saatte olduğu gibi. Çok abartı şekilde olmayacak şekilde şöyle yapayım. Az bir şey iz bırakıyor. Bunun dışında tasarım olarak mükemmel. Bu kordon çok iyi ama sadece şu eksisi var. Bütün özellikleri gerçekten çok iyi çalışıyor. Fakat telefon araması yapabilseydik gerçekten çok çok iyi olacaktı. Maalesef ki telefon aramasını yapamıyorsunuz. Telefon kısmına bağlandıktan sonra şuradan telefon kısmına girerseniz tuşlayarak bu şekilde. Şöyle değişik de bir sesi var. Direkt aramayı yapabiliyorsunuz. Telefon üzerinden bu aramayı yaptırabiliyorsunuz. Ama maalesef ki akıllı saat üzerinden ben bunu beceremedim. Belki sizin telefonunuzda bu olabilir. Kısacası akıllı saatin tek eksi yönü kadranların ücretli olması, telefon görüşmesinin ben yapamamam olması. Bunun dışında her özelliği gerçekten çok işlevli diyebilirim. Ben bu akıllı saati kullanacak mıyım? Evet kullanacağım. Yani çok şık duruyor. Ama imkanınız varsa gidip normal Apple Watch 6'da alabilirsiniz. Yani paranız varsa gidip de Apple Watch 6'da alabilirsiniz. Kesinlikle Apple Watch 6 bundan 1000 kat üstündür. Bunu da söyleyeyim. Kısacası video bu şekilde dostlar. Aşağı tarafta dediğim gibi linkini bırakıyorum. Oradan direkt bakabilirsiniz. O zaman bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.